Ben başlangıçta birkaç cümleyle Türkiye-Afganistan ilişkilerine bir değinmek istiyorum. Bilindiği gibi daha Büyük Millet Meclisi açıldıktan çok kısa bir süre sonra 1 Mart 1921 tarihinde o dönemin meclis hükümetini tanıyan ilk ülke Afganistan'dır. Tarihi 1 Mart 1921. Sovyetler Birliği bile ayın 16'sında yani Mart'ın 16'sında 2 hafta sonra o hükümeti tanıma olanağı bulmuştur. Tabii bununla birlikte ilk resmi ziyaret Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaret 1927 yılında Afgan Kralı Emanullah Han tarafından yapılıyor. O da ilk ziyarettir. Atatürk aslında Afganistan'ın hem coğrafi konumunu hem de özelliğini dikkate alarak Afganistan'ın modernleşmesi konusunda zannediyorum Türkiye'deki ziyaret sırasında Emanullah Han'la uzun sohbetler yaptı. Ve tabii Türkiye'nin o kadar iç içe ilişkileri var ki örneğin o yıllarda yani diplomatların çok sınırlı olduğu bir yıllarda Türkiye'nin Afganistan'daki ilk büyükelçisi Fahrettin Türkkan. Yani 2 sene Medine savunmasını yapan büyük bir kahraman. O kahraman o yıllarda, o kadar insan kıtlığı olan yıllarda Afganistan'a gönderilen ilk Türk büyükelçisi. İkinci büyükelçi Hikmet Bayur. Üçüncü büyükelçi Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Sübhi Tanpınar. Yani böylesine büyük bir ilişki ağ kurmuştu Türkiye arasında. Afganistan ordusunu kurmaya başladığı zaman Savunma Bakanlığı'nın ilk müsteşarı Ferik Naci Paşa. Yani resmen Türkiye'den müsteşar olarak atanıyor. Kazım Orbay Başkanı'nda bir askeri heyet, çok kalabalık bir heyet. Afganistan'a giderek uzun yıllar ordunun modernleşmesi, ordunun tanıtımı ve ordunun gelişmesi için çok önemli hizmetler yapmışlardır. Bunun dışında tabii Türkiye'de çok miktarda eğitilen insanlar var Afganistan'dan. Doktor, asker, değişik alanlarda. Afganistan tarihsiz bir ülke. Halkı gerçekten tarihsiz. Çünkü sürekli olarak dış güçlerin etkisi altında, dış güçlerin himayesi veya dış ülkelerin işgali altında kalmıştır. Zaten gerçek bağımsızlığı 1919 yılında İngiltere'ye karşı savaş kazanarak Emanullah Han ilk defa bağımsız bir Afganistan ortaya çıkıyor. Afganistan'ın talihsizliği birkaç halkının talihsizliği birkaç nedeni de var aslında. Şimdi uzun yıllar çalkantılı geçmiş. Yani Emanullah Han Türkiye'deki ziyaretinden 2 sene sonra bir çavuş tarafından uzaklaştırılıp yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Birkaç ay sonra Nadir Han geliyor. O da suikastla öldükten sonra 1933 yılında Zahir Şah kral olarak iş başına geliyor. Ve 40 yıl Afganistan'ın istikrar dönemi. O dönemde 50'li yıllarda Celalayar'ın bir Afganistan ziyareti var. Onların değişik şekilde ziyaretleri var. Fakat 73 yılında Davut Han şeyin damadı, Zahir Şah'ın hem damadı hem yeğeni ve bir darbe yaparak cumhuriyet ilan ediyor ve kendisi de başbakan olarak kendisini atıyor. Fakat o sırada komünistlerin çok yoğun hareketi var. 1970'li yıllarda özellikle. Ve sonunda birkaç sene sonra Davut Han da devrildikten sonra aslında komünistler yönetime geliyor. Muhammed Nuh Terakki Cumhurbaşkanı oluyor ve Babrak Karmal da başbakan. Fakat bir süre sonra aslında o dönemde önemli bazı reformlar da yapılıyor. Laiklik, eğitim, toprak reformu, kadınların eğitimi konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Fakat tutucu kesim hızla
ayaklanmaya başlıyor. Onun üzerine 79 yılında Sovyetler Birliği resmen Afganistan'a davet ediliyor. Ve Sovyetler Birliği Afganistan'da 10 yıl, 89 yılına kadar Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ediyor. Fakat o 10 yıl süre içinde tüm Afganistan'a hakim olamadı. Örneğin Peşir Vadisi'ne tümüyle hakim olamadı. 79'da Sovyetler Birliği çekildi. 89'da. 89'da çekildikten sonra dünya Afganistan'ı yalnız bıraktı. Yani bir anlamda Amerika'nın Vietnam'daki yenilgisini, acısını Amerika'nın desteğiyle mollalar, mücahitler Afganistan üzerinden Sovyetler Birliği'nden aldılar. Sovyetler Birliği'nin çekilmesinden sonra aslında dünya Afganistan'ı yalnız bıraktı. Sovyetler kuzeyde terk ettiler. Pakistan üzerinden mollalar adım adım Afganistan'ı işgal etmeye başladılar. Kandahar'dan başlayarak 1996 yılında tüm Afganistan'a hakim oldular. O sırada bütün dünya seyretti. Yani benim Dışişleri Bakanlığı sırasında uyardım dünyayı. Yani orada bir çok vahim şeyler olacaktır. Çünkü Taliban aynı zamanda sadece İslami değil, Vahabi ideolojiye bağlı çok katı bir İslami grup. Ve özellikle Afgan kadınlarının o dönemde çektiği sıkıntıları lafla anlatılamaz. Ben dinlemeye tahammül edemezdim. Kadınların o yıllarda çektiği sıkıntıları dinlerken gerçekten çok büyük bir üzüntü duyuyordum. Vicdan azabı çekiyordum bir anlamda. 10 yıl, 20 yıl Afganistan ancak şu 11 Eylül olaylarından sonra dünyanın aklına geldi. El-Kaide Afganistan'dan giderek kuleleri yok ettiği zaman dünya Afganistan'ı hatırlamaya başladı. Ve hemen ertesi günü yani 11 Eylül'ün bir gün sonrasında 12 Eylül'de Güvenlik Konseyi'nin 1368 sayılı kararıyla Afganistan'a müdahale, Amerika'nın öncülüğünde bir koalisyonla müdahale kararı alındı. Bir gün sonra 12'sinde yine aynı gün NATO ilk defa anlaşmanın 5. maddesini Afganistan'daki olaylar nedeniyle devreye soktu. Yani onun anlamı Amerika'ya yapılan müdahale tüm üyelere yapılmış müdahale olarak kabul edildi ve bütün NATO üyelerinin o zaman kurulmuş olan güvenlik ve yardım teşkilatına katkı yapma çağrısı yapıldı. Ve Türkiye'de o zaman 2002'den itibaren oraya askeri güç göndermeye başladı. Şimdi bu 20 yıl süre içinde bugüne gelip baktığımız zaman Amerika'da, NATO'da başarısız olmuşlardır. Yani bir anlamda yenilmişlerdir. Ve yine 2021 yılında başta Amerika olmak üzere Amerika ve NATO Afganistan'ı yine yalnız bıraktılar. Yani müdahale ederken yönetimde Taliban vardı. Bırakıp gittikleri zaman yönetimde yine Taliban vardı. Şimdi bu girişten sonra aslında ben bugüne gelmek istiyorum. Taliban aslında içinde iki grup var. Bir grup askeri grup. Çok katı bir askeri grup, diyaloğa kapalı, işbirliğine kapalı ve tümüyle Vahabi ideolojiyi gündeme getirerek ondan Afganistan'ı yönetmek istiyorlar. Şimdi aslında ben oradayken özellikle kadın örgütleri ziyaret ettiklerinde elbette biz de barış istiyoruz ama bedelini kadınlara ödetmeyin diyorlar. Ve şimdi yine bunun bedelini büyük ölçüde kadınlar ödeyecektir. Ben verdikleri bir takım olumlu
beyanatlara rağmen ben Taliban'ın eski Taliban olduğu görüşündeyim. Hiçbir şekilde değişmemiştir ve değişmesi de söz konusu değildir. Hükümete baktığınız zaman en katı iki kişi veya üç kişi en önemli görevlere getirildi. Örneğin Hakkani grubu var. En katı Selefi ve Vahabi ideolojiye bağlı çok katı bir kişi. Ve şu anda İçişleri Bakanı. Molla Ömer yani Afgan şeyi Taliban'ı kuran Molla Ömer'in oğlu Yakup, Molla Yakup Milli Savunma Bakanı. Şimdi bunlar dünyaya bir anlamda olumlu mesaj vermek için geçici hükümet diye söylüyorlar. Bana göre bunlar geçici falan değil. Ve bunlar kalıcı olarak devam edeceklerdir. Ve büyük bir sıkıntıyla dünya da karşı karşıya. Mesele sadece bugün Taliban değil. Şu anda Afganistan'da dünyanın her tarafındaki radikal İslam grupları Afganistan'dalar. 10 bine yakın sayıları tam bilinmiyor ama 10 bine yakın, 5 ile 10 bin arasında IŞİD var. Yani o IŞİD Taliban'ı bile yeterli İslam'ı görmüyor. Onlara bile saldırıyor. Daha geçen hafta Hazaraların Cuma namazında içeri girerek 100'e yakın kişiyi katlettiler. Afganistan o bakımdan önümüzdeki dönemde ben Afganistan'ı giderek yalnız kalma ihtimali olacağını düşünüyorum. Ve bütün İslami grupların gelip yerleştiği bir terör devleti olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Taliban'ın gücü bir kere yetmez. El-Kaide'de zaten iç içeler. Yani El-Kaide'de Taliban çok iç içe. Çünkü onlar cihat döneminde Usama Bin Laden de gelerek Pakistan'a gelerek Pakistan'ın kuzeyinden mücahitlerle beraber Sovyetlere karşı savaştılar. Onların ayrılması kolay kolay söz konusu olmaz. Fakat en büyük tehlike aslında IŞİD. Ve IŞİD Afganistan'ın Kabil'i ziyaret ettiği gün hatırlayacaksınız. IŞİD'in saldırısıyla önemli çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ve Taliban'ın da buna engelleme gücü olmadı. Şimdi konu bir başka açıdan da çok önemli. Pakistan. Pakistan olmadan Afganistan'da güvenlik ve istikrar sağlanamaz. Taliban büyük ölçüde Peşaver bölgesinde, Pakistan'ın kuzeyindeki medreselerden yetişiyor. O medreselerde fizik, kimya, matematik öğretilmiyor. Tamamen cihat üzerine kurulmuş olan medreseler. Ve Pakistan aslında o medreselerde yetişenlerle birlikte Taliban'a karşı son derece olumlu ve destekleyerek hareket ediyorlar. Şimdi Pakistan'ı yönetimde üçlü bir yapı var. Bir hükümet var. İki silahlı kuvvetler, üç ISI. İstihbarat. Afganistan konusu tamamen istihbaratın elinde. O nedenle ben NATO adına birkaç defa gittim. O zaman Müşerref Cumhurbaşkanıydı. Onlarla konuştuğunuz zaman her şey olumlu gibi görünüyor. Fakat tamamen istihbarat örgütünün elinde oldukları için onların düşüncesiyle, onların desteğiyle hareket ediyorlar. Orada da en kuvvetli kişi Kara Kuvvetleri komutanıdır. Kara Kuvvetleri Komutanı büyük ölçüde istihbarattan sorumludur. Afganistan'ın en büyük sıkıntıyı hiç kuşkusuz kadınlar çekecektir. Hemen göreve gelir gelmez 1,5 milyon kişi
işlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunun büyük kısmı da kadınlar. Bütün kadınlara siz evlerinize gidin oturun dediler. Kadınlar evlerde. Kızların okulları kapatıldı. Kızların okulları yok. Belki bir süre sonra belki medrese açabilirler ama ben normal okulların açılabileceğini sanmıyorum. Yani bedelini büyük ölçüde kadınlar ödeyecektir bunun. Ve bir süre sonra Taliban değil ama IŞİD, El-Kaide ve diğer terör örgütleri sadece Afganistan için değil, komşu ülkeler için de, Orta Asya Cumhuriyetleri için de ve dünya için de önemli bir tehdit oluşturacaklarına inanıyorum. Çünkü Taliban'ın dışındakilerin görevi cihat ve o cihadı bütün dünyaya yayma politikaları var. Taliban'ın, Afgan Taliban'ın Afganistan dışında şimdiye kadar bir eylemi olmadı. Yani ne Suriye'de, Irak'ta veya başka yerde bir eylemleri yok. Onların bütün sorunu Afganistan'da yönetime gelmek. Fakat IŞİD ve diğer terör örgütleri sadece Afganistan'a yetinemezler. Afganistan'ı bir üst olarak kullanacaklardır. Ve bu üst bütün dünya için, özellikle komşu ülkeler için ve Batı için önemli bir tehdit oluşturacağına inanıyorum. Peki ne yapılabilir bu noktada? Amerika terk ederken büyük bir hata yaparak da terk etti. Aylarca Katar'da Afganistan olmadan Halilzad'ın başkanındaki Amerikan heyeti Taliban'dan barış müzakereleri yaptılar. O uzun müzakerelerden sonra barış sağlandı Amerika'yla. Ama Amerika'yla Taliban arasında sağlandı. Afganistan'dan herhangi kimsenin olması söz konusu olmadı. O anlaşmanın iki üç önemli maddesi var. Bir tane maddesi Taliban'la Afgan hükümeti arasında bir koalisyon hükümeti kurulacaktı ve o koalisyon hükümeti gerekli yasal değişiklikleri yaptıktan sonra seçime gidilecekti. O yapılmadı. Çünkü Amerika her şeyi bırakarak terk edip gitti bir günde. Amerika gidince de herhangi bir Taliban'ı sıkıştıracak herhangi bir tehdit kalmadı ve Taliban o öngörülen anlaşmayı yapmadı. Şimdi aslında yapılacak şu, dünyanın da yapabileceği veya Türkiye'nin de yardımcı olabileceği konu bir kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yeni hükümet kurmak. Çünkü Taliban bir Peştun milliyetçilik hareketidir. Tümüyle Peştun milliyetçiliği söz konusudur. Halbuki nüfus yapısına baktığımız zaman Afganistan'da herkes azınlık. %40 dolayında Peştun, %25 dolayında Tacik, %15 dolayında Hazara, %15 dolayında da Türkmen ve Özbek var. Bunlarla olan bir yapıda sadece Peştun milliyetçiliğine dayalı bir hükümetin başarılı olması çok zordur. Kapsayıcı olması çok zordur. O nedenle birincisi herkesi kucaklayacak yeni bir hükümetin kurulması ihtiyacı var. Onun yapılması lazım. Ve bu kurulacak olan hükümet özellikle kadın hakları konusunda büyük önemli miktarda ağırlığını koymak durumunda. Türkiye'nin yapabileceği, yani dünyanın yapabileceği başka bir şey, o kurulacak olan hükümete özellikle kadın hakları konusunda gerekli baskıyı yapmaları. Yani kadınların yine işe gidebilmeleri, kadınların sosyal hayata katılmaları lazım. Şimdi o 20 yıl süre içinde bazı önemli şeyler de yapılmadı değil. Yetersiz ama yapıldı.
Ben Afganistan'a gittiğim zaman toplam talebe, yani bütün üniversite, lise, her tarafta olan talebe sınıf miktarı 900 bin kişiydi. 2020 yılı sonunda 8 milyon öğrenci vardı. Onun %37'si de kadınlardı. Yani bu çok önemli bir kazanımdı bu. Şimdi bunlar yok oldu. Yani kadınlar artık çalışmıyor, kadınlar sosyal hayatta yok, kızlar okula gitmiyor. Şimdi neden yumuşak davranmaya çalışıyor bu başlangıçta Taliban? Çünkü üç önemli sorunu var. Birincisi, para yok. Dış yardım gelmeden Afganistan'ın ayakta kalması mümkün değil. Yani şu anda maaş falan bile ödeyebildiklerini sanmıyorum. Kış geliyor ve kışta büyük bir dram yaşanacaktır Afganistan'da. Başta Birleşmiş Milletler ve gerekli diğer ülkeler, Avrupa Birliği ve diğer bütün ülkeler yardım etmedikleri sürece bu gelecek olan kara kışta çok büyük bir dram yaşanacaktır Afganistan'da. Eğer kavrayıcı hükümet kurmazsa birinci konu bu, yardım gelmez olmazsa. İkincisi, tanıma olmaz. Yani kimler tanıyabilir? Şimdiye kadar resmen kimse tanımadı. Ama Pakistan'ın tanıma ihtimali çok yüksek, Katar'ın tanıma ihtimali çok yüksek ve önemli bir şey belki de Çin tanıyabilir. Çünkü Çin Taliban'la da temasta. Dünya orada savaşırken Çin Afgan madenleri konusunda büyük yatırımlar yaptı. Yani benim orada olduğum zamanlarda 8 milyar dolar dolayında yatırımlar yaptılar. Afganistan'ın önemli maden kaynakları var. Lityum gibi önemli bir ham maddesi var. Lityum önemi şuradan kaynaklanıyor. Elektrikli arabaların aslında bataryaların ham maddesi lityum. Lityum çok önemli rezervlerin olduğu kesinlikle biliniyor. Gaz var, bırak daha kullanılmadı. Petrol olma ihtimali çok yüksek. Bakır olma ihtimali çok yüksek. Ve bunlara bütün diğer ülkeler savaşırken Çin bu konuda önemli adımlar attı. Ve Çin'in aslında bu olaylarda bana göre şu ana kadar en kazançlı çıkan Çin. NATO geldi, 19-20 yıl kaldı. Bir anlamda gerekli başarıyı sağlayamadan gitmek zorunda kaldı. Şimdi bu başarısızlıktan bazı etkenler de var. Sivil yönetimin yolsuzlukları ve rüşvet çok yaygındı. Bu halk tarafından çok rahat bir şekilde biliniyordu. Ve Taliban da sempati şöyle kazanıyordu. Bir kasabaya gittikleri zaman eğer o kasabada şikayet edilen bir emniyet müdürü, bir yönetici, bir kaymakam, bir vali varsa onu yakalayıp köy ortasında herkesin önünde idam ediyorlardı. Yani böyle bir yöntem vardı. Bu yöntemle aslında halkın tabii bu rüşvet ve yolsuzluk konusunda oluşan algıyı sempatiyle götürmeye çalışıyorlardı. Afganistan'ın aslında dediğim gibi çok talihsiz bir ülke. Dünyanın çok önemli bir konumdaki bir ülke. Yani dünya nüfusunun yani yarısından fazlası Afgan bölgesinde. 1,5 milyara yakın Çin, 1 küsur milyar, 1 milyar 200-300 milyon Hindistan, yine büyük ülke Pakistan, İran, Rusya kuzeyde, yani etrafı dünya nüfusunun büyük bir kısmı o bölgede yaşamaktadır. Afganistan çok karanlık günler bekliyor. Eğer böyle devam ederse. Tabii Türkiye aslında yapabileceği şey, tekrar altını çizerek söyleyeyim. Yani etkinliğini
Pakistan, Afganistan'ın kucaklayıcı bir hükümet kurmasına yönetmesi lazım. Yani içinde diğer etnik grupların da olduğu bir sivil hükümetin kurulmasına kullanması lazım etkisini. Çünkü Afgan halkının o cumhuriyetin ilk yıllarından başlayan işbirlikleri nedeniyle Türkiye halkına ve Türklere büyük bir sempatisi ve saygısı var. Taliban'ın da var. Yani Taliban da aslında Türkiye'ye karşı çok büyük bir sempatisi var. Ama tabii iş şeye geldiği zaman laik. Çünkü laiklik olmadan aslında herhangi bir İslam ülkesinde demokrasinin, insan haklarının, kadın haklarının olması mümkün değil. Örnekleri belli. Dünyanın her tarafında aynı. Yani Türkiye'nin aslında özelliği ve büyüklüğü aslında her gün daha çok Atatürk'ün anlaşılması gerekir. Yani Türk kadını, özellikle Türk kadını ve Türk insanı bugün bütün güçlüklere rağmen yaşadıklarının Atatürk'e borç olduğunu ve laikliğe borç olduğunu görmek gerekir. O bakımdan anlaşılıyor ki o dönemde Atatürk bunu sezdiği için böyle bir Afganistan olmasın diye yardım etmeye çalışmış. Fakat dünya Afganistan'ı yalnız bırakmadı. Dünya Afganistan'ın bu hale gelmesinde bana göre büyük ölçüde sorumludur. Ve bu sorumluluğun gereği olarak da Afganistan'a yardım etmeleri gerekir. Yani tabii ki çok zor bir olay. Yani bir yandan Vahabi ideolojisini uygulayan bir yönetim var. Taliban orada. Bir yandan Afgan halkı. Yani insani bakımdan ben tabii biraz da o insanlarla ben 3 yıla yakın beraber yaşadım. Biraz da duygusal da bakıyor olabilirim. Fakat ben Afgan halkının çektiği sıkıntıyı 3 sene yaşayarak gördüm. Bugün de dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ve bu insanlara yalnız bırakılmaması gerektiği görüşündeyim. Bunun yolu nasıl bulunur? Aslında uluslararası kuruluşlar bunu halledebilir. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin. Yani İslam Birliği örgütü diyeceğim ama geçmişte görüldü ki o konuda çok etkili değiller. Ben Bosna olaylarında gördüm. Ziyaretler de yaptım ben Suudi Arabistan'a ve ilgili ülkelere. Buna rağmen gerekli desteği, maddi desteği sağlanamadı. Şimdi sağlanabilir mi? Bilemiyorum. Ama aslında kışın gelmekte olduğunu görünce o insanlara ne yapacaklar bu kış kıyamet günlerinde onu görmek lazım. Dünyaya bu çağrıda bulunmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in ve dünya uluslararası kurumların bu böyle zamanda ortaya çıkması lazım. Türkiye'de tabii bizim kadın örgütleri nasıl yardımcı olabilirler onu bilmiyorum ama aslında oradaki kadınlara nasıl yardım edilebilir? Yani şeyler tabii yapılabilir ama ne kadar yapılabilir? Yani kız öğrencilerini Türkiye'ye getirip burs vererek okutmak ama kaç kişi getireceksiniz? Yani çok 35 milyon dolayında nüfus var ve çok genç bir nüfus. Ve o nüfusun içinde kadınların oldukça sayısı da yüksek, kızların. O kızlar ve kadınlar büyük bir sıkıntı yine bedel ödeyeceklerdir. Daha önceki Taliban döneminde olduğu gibi. Ve dünya bundan sorumludur. Ve dünya bu sorumluluğunu, Batı dünyası bu sorumluluğunun gereğini yapması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.